İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Yerli diller ve halkları yok olursa insanlık hayatta kalamaz. 7. nokta. Yerli halkların Birleşmiş Milletlere katılımını güçlendirmek. 9. nokta. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan'ın İran'ın yeni seçilen Devlet Başkanı Mesut Pezeşkiyan'a tebrik mesajı. Batı Ermenistan Hükümet Sözcüsü'nün basın açıklaması. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi oturumunda Artsak'taki etnik temizliğe atıf yapıldı. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Armenosit anıtını ziyaret etti. Ermeni satrançılar Batum'dan 12 madalyayla döndü. Batı Ermenistan Televizyonu Vesten Armenya TV'yi destekleyelim. Yerli hakların haklarına ilişkin bilirkişi mekanizmasının Cenevre'deki 17. oturumunda Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armene Gabrahamyan, Batı Ermenistan örneğinde 100 yıldan fazladır topraklarımızın işgali ve devam eden nüfusumuzu yok etme planları önemli sayıda Ermeni lehçesinin kaybına yol açmıştır, dedi. O, Geçtiğimiz yıl Arsak'ta 7 ay boyunca dünyayla bağlantısı kesilen 120 bin yerli Ermeninin kuşatıldığını hatırlattı. Kuşatmanın ardından 29 Eylül 2023'te Türk-Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından etnik temizlik gerçekleştirildi ve 120 bin Ermeni yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan bir lehçeyi konuşan Ermenileri ata topraklarından sürüldü. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Rahamyan, toprağın geri verilmesinin genetik kaynaklarını korumak isteyen her ulus için zorunlu bir gereklilik olduğunu vurguladı. Dolayısıyla Ulusal Konsey Başkanı'na göre eğer yerli dillerin ortadan kaybolması sürecini durdurmak istiyorsak, kendi kaderini tayin hakkı ilkesi mantıklıdır. Birleşmiş Milletler'in yerli halkların haklarına ilişkin bildirgesini tercüme edip anayasaya uyarlamak için bu prensibi kullanılmadığını kaydetti. Arminak Abrahamyan, yerli diller ve halklar yok olursa insanlık hayatta kalamaz diyerek konuşmasını özetledi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, öncelikle onurlu çalışmalarını sürdüren Metpa Kurumu'na teşekkür ederek yerli halkları karşılaştıkları ağır ihlallerle ilgili durumları hakkında bilgilendirmeye ve çözüme katkıda bulunmaya davet etti. Barışın sesini yükseltmek için özellikle İnsan Hakları Konseyi'nde barış koşullarının mevcut olduğunu, devam eden soykırımlar ve savaş durumunda uygulanması gereken uluslararası barış antlaşmalarında belirlendiğini yeniden teyit edecek bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu vurguladı konuşmasına devam eden Batı Ermenistan Devlet Başkanı Lydia Margosyan, yerli halkların yeni bir aşamaya geçerek tartışmalara, kararlara tam olarak katılması gerektiğini, çünkü tartışılan konuların doğrudan kendilerini ilgilendirdiğini ve onların katkıları ışığında yeni çözüm yolları bulmanın mümkün olduğunu söyledi. Yerli halkların Birleşmiş Milletler Sistemi'ne katılımının güçlendirilmesini savunmak, onların varlığının inkarının, dillerinin inkarının, ayrımcılığın, ırkçılığın, halklarının öldürülmesinin günlük rutin olduğu bir dönemde ortak çıkar açısından hayatı önem taşıyor diyen Margosyan, bu insani aşağılamanın Birleşmiş Milletler'in en yüksek çerçevesinde düzeltilmesi gerektiğini ekledi. Devlet Başkanı Lidya Margosyan şunu vurguladı. Avrupa Parlamentosu'nun Haziran 1987'de kabul ettiği kararda soykırıma uğrayan kişilerin herhangi bir tazminat mekanizmasına sahip olmadığı ve cellatlarına siyasi, hukuki veya maddi hiçbir talepte bulunamayacaklarının belirtildiğini vurguladı. Lidya Margosyan konuşmasını özetlerken, bu yetim millet haline gelmiş ve torunları burada yerlerinden edilen ve yok edilen atalarının çığlığını duymak için burada bulunan milletler için yapabileceğimiz en küçük şeydir, dedi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Bezaşkiyan'a tebrik mesajı gönderdi. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan mesajında şöyle deniyor. Sayın Cumhurbaşkanı, yakın zamanda en yüksek makamınıza seçilmeniz beni, sizi Batı Ermenistan Cumhuriyeti halkı ve kurumları adına en içten ve sıcak tebriklerimi göndermeye zorluyor. Bu fırsatı ortak tarihimiz çerçevesinde güçlü bağların kurulmasını ve bin yıllar boyunca oluşan ilişkilerin derinleşmesini dikkate alarak değerlendirelim. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Markosyan Karin 15 Temmuz 2024 Batı Ermenistan Cumhuriyeti hükümet sözcüsü Armen Huy haftalık basın açıklaması 13 Temmuz'da gerçekleşti. Sözcü basın açıklamasında Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosyan ve Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenet Abrahamyan'ın Cenevre'de Birleşmiş Milletler'de düzenlenen Yerli Halkların Haklarına İlişkin Bilir Kişi Mekanizmasının 17. oturumunda yaptığı konuşmalara değindi. Devlet Başkanı Lidya Margosyan konuşmasında özellikle Batı Ermenistan'ın yasadışı işgali sonrasında sınır dışı sürgün edilme konusuna değindi. Ayrıca Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin yerli halkların haklarına ilişkin bağlayıcı bir belgeye dönüştürülmesinden de bahsetti. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armen Agap da işgal altındaki Batı Ermenistan ve art saha ilişkin çalışmalardan bahsetti. Ulusal Konsey Başkanı 1. Dünya Paylaşım Savaşı'nın ardından 1920 yılında Müttefikler ve Birleşik Kuvvetler tarafından imzalanıp uygulanmaya konulan Sevr Antlaşması ile Batı Ermenistan'ın yerli Ermenilere uygulanan soykırım Armenosit sonucunda Türkiye'nin Ermeni devleti ve egemenliğini Ermenistan topraklarında tanıdığını kaydetti sözcü konuşmasında ayrıca Batı Ermenistan Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan'ın hükümetin olağan toplantısında Ulusal Konsey Başkanı Armena Gabrahamyan'ın yerli halklar olarak haklarımızı temsil etmeye devam edebilmeleri için Birleşmiş Milletler'in kapılarını onlara açan ilk kişi olduğunu hatırlattığını da vurguladı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 56. oturumu 18 Haziran 2 Temmuz tarihleri arasında Cenevre'de gerçekleşti. Oturumun interaktif diyalogları ve panel tartışmaları çerçevesinde tek tek ülkelerdeki insan hakları durumları ele alındı. Doğu Ermenistan daimi temsilciliği 29 temel ve cevap konuşması yaptı. 23 ortak bildiriye katıldı. Laçin koridorunun kapatılması ve Arçak'ta etnik temizlik yapılmasına göndermeler yapıldı. Birleşmiş Milletler üyesi devletlerin ve yapıların dikkati Bakü'de esaret altında tutulan Ermeni sivillerin ve savaş esirlerinin sorunlarına, yargısız infazlara, işkenceye, kayıp kişiler ve zorla kaybedilen kişilere, kültürel ve dini liderlere yönelik vandalizm vakalarına, aşırı şiddet ve Bakü tarafından gerçekleştirilen Ermeni nefreti ve nefret ekimi olaylarına çekildi. Bakü'nün Uluslararası Adalet Divanı'nın hukuken bağlayıcı kararlarını uygulamadığı vurgulandı. Ayrıca Bakü'nün Doğu Ermenistan egemen topraklarını işgal etmesinden, tarihi tahrif etme ve yeniden yazma girişimlerinden, ülkemize yönelik toprak emellerinden de bahsedildi. Amerika Birleşik Devletleri Bakan Yardımcısı Uzra Zeya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Ermenistan tam yetkili büyükelçisi Kristina Quinn eşliğinde Armenosit anıtını ziyaret etti. Soykırım Müze Enstitüsü Müdürü anıt kompleksinin yaratılış tarihini anlattı. Şehitlerin anıtına çelenk bırakan Bayan Zeya'nın ardından konuklar sonsuzluk ateşinin yanına çiçekler bırakarak Arminosit kurbanları anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Amerika Beşik Devletleri'nden gelen misafirler arkasında Ermenilere yönelik kitlesel katliamlara ve Türk hükümetinin son dönemde gerçekleştirdiği soykırım Arminoside karşı protesto seslerini yükselten çok sayıda tanınmış siyasetçi, aydın ve misyonerin bulunduğu Huşabat adlı anıt duvarına kadar eşlik etti. Burada 19. ve 20. yüzyıl başlarına ait mezarlardan alınan topraklar küçük kavanozlarda toplanıyor. Anma Parkı'nın tarihçesini de aktaran yetkililer ilk ağacın 1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri Senatörü Robert Doyle tarafından Soykırım Armenosit'ten sağ kurtulan Amerikalı Ermeni cerrah Hampar Kelekyan'ın anısına dikildiğini kaydettiler. Heyet üyeleri ayrıca Armenosit Müzesi'ni de gezerek kalıcı ve geçici sergilerle tanıştı. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı Uzra Zeya, onur konuklarının anı defterine not düştü. Batum'da düzenlenen 8. Batum Belediye Kupası Uluslararası Satranç Turnuvası sona erdi. Ermeni satranç oyuncuları belediye kupasından 6'sı altın olmak üzere 19 madalyayla döndü. Turnuvanın farklı sıralama ve yaş kategorilerinde uluslararası usta Stefan Boğusyan, Polina Kobak, Menua Gopyan, Veronika Haçadıryan, David Bahdasaryan, Araik Yavryan, Gor Grigoryan, Angelina Mirakyan, Mikael Sarkisyan kazananlar oldu. Doğu Ermenistanlı satrançıların ayrıca da 3 gümüş ve 3 bronz madalyası bulunuyor. Batı Ermenistan hükümeti sporcularımızı kutlarken başarılarının devamını da dilemektedir. Sevgili yurttaşlar ve sevgili soydaşlarımız, Batı Ermenistan'ın kaderiyle ilgilenen adanmışlar. Bugün bu büyük jeopolitik olaylar girdabında her zamankinden daha fazla birleşmeye, birbirimizi desteklemeye, birbirimizle daha yakın iletişim kurmaya ihtiyacımız var. Bugün Milletimizin bütünleşmesine ve kendi haklarımız için mücadeleye gerçekten katkı sağlayan talepkar olan çok az sayıda yapı mevcut. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sten Ermenya TV, hepimizin iletişim kurabileceği, birbirimizi tanıyabileceğimiz, tarihi vatanımız ve çevresinde meydana gelen çeşitli olaylardan haberdar olabileceğimiz eşsiz platformlardan biridir. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu ve Sen TV ilkelerine ve izleyicisine sadık kalarak yeni yaklaşımlarla kesintisiz çalışmalarına devam ediyor. Bildiğiniz gibi televizyonumuz kendi reklamını yapmıyor. Ağırlıklı olarak Batı Ermenistan'ın tarihi, bugünü ve geleceğiyle ilgili siyasi ve diğer bağlamların yanı sıra çeşitli konuları gündeme getiren haberler yayınlıyor sizlere ayrıca Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı, Hükümeti, Ulusal Meclisi ve diğer yapıların faaliyetlerini şeffaf ve erişilebilir bir şekilde sunuyoruz. Sevgili soydaşlarımız ve vatandaşlarımız, sizlerin de desteğiyle televizyonumuzun imkanları daha da genişleyecek ve güçlenecektir. Desteğiniz bilgi alanını daha da genişletecek ve atalarımızın ihlal edilen haklarının korunması, haklı davanın yeniden elde edilmesi için daha net ve güvenle mücadele edecektir. Adaletin yeniden tesisi için gelin birlikte mücadele edelim. Birlikte daha fazlasını yapabiliriz. Birlikte biz daha güçlüyüz. Unutmayın, siz yoksanız biz bir eksiyiz. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.